Atırşev reklamı için benden iyi kimi bulabilirlerdi ki sevgilim? Daha temiz tıraşlı biri olabilirdi mesela. Daha genç biri olabilirdi. Daha yakışıklı biri olabilirdi. Aslında Kadir İnanır tarzı ağır abi bir ünlü istemişler ama bütçeleri belli. İne ine sana kadar gelmişler. İltifata ve yalakalığa her zamankinden çok ihtiyacım olan bir dönemdeyim Tufan. Sarkastik olma! Olma! Sarkastik değil, realistim Çağatay'cığım. Sen niye moralin bozuk? Bir yangın yeriyim. Özel hayatım Suriye gibi. Tam bir kaos. Aman abi, aman diyeyim. Bak, çok klasik, ciddi ve tutucu bir marka bunlar. Yani sözleşmenin en önemli maddesini bak, okuyayım sana. Heh, bak. Özel hayata dikkat. Örf, adet ve geleneklere aykırı, markanın klasik imajına zarar getirecek magazin haberlerinden kaçınma. Kendini de, beni de yakarsın acı. Yok yahu. Çekeceğim kendim bu hayattan. Yorgunum. Kadınlar, kadınlar. Hepsi gözümde canlandılar. Ah o güzel, narin ve kalpsiz yaratıklar. Son aylarda bana neler yaşattılar. Çağatay ben anlamadım. Biz bu akşam burada ikimiz miyiz? Heyecanlandın mı? Ne kadar zamandır bu geceyi bekliyordun sevgilim? Hayır beklemiyordum Çağatay. Ay, hay Allah'ım hale bak. Yani Allah'ım ya Rabbim sen nasıl bir insansın Çağatay ya? Sen kimsin ya? Sevgilim burası çok gürültülü. Evimi görmek ister misin? Güzel bir müzik. Yıllanmış bir şarap. Sizin kadar yıllanmış olmasın da. Kendi yaşınıza bir nasıl lütfen. O değildi. Ben neyi öğrendim biliyor musun hocam? Var ya o hücremdeki herkes çok eskiden gerçekten yaşamışlar. Ya ben bunu bir duydum dedim vallaha pes. $100. Oh yeah! Ruhum yorgun Tufancığım. Çok zaman harcadım. Şimdi zaman beni harcıyor. Öyle bir kadın istiyorum ki Ebru gibi olsun. Tüylü, patili, dik kulaklı. Hayır. Eve gidince kanepede oturup bekliyor olsun. Ona dokununca sevinsin. Yanına yattığımda gırlasın. Benden başkasına hırlasın. Gömleklerimi ütülesin. Nasıl ya? Kedi? Hayır. Şimdi başka bir cümleye geçtim. Ha ben de oha falan dedim artık. Nasıl ehti kediyi? Çorba yapsın. Gömleklerimi ütülesin. Gerekirse kafamı da ütülesin. Razıyım. Bana sahip çıksın. Evimin kadını olsun. Belki evlenirim bile onunla. Domestik, mazbut, ciddi. Temiz bir kadın arıyorum yani Tufancığım. Ama sen yanlış geldin abi. Cihangir'de arıyorsan bol şans. Pardon. İyi akşamlar. Yandaki otoparkta kimse yok. Ben arabamı bırakmıştım yıkasınlar diye. Acaba neden temizliği ikinci plana atıp erken kapatıp gittiler? Bir malumatınız var mı? Bilemiyorum vallahi. Mersi. Pardon. Beyefendi çok özür dilerim. Karışmak gibi olmasın. Barman bey buzları eliyle attı. Ben çok dikkat ederim böyle şeylere. Temizlik takıntısı başa bela. Arzu ederseniz içmeyin. Öyle mi? Farkında değilim. Çok teşekkürler. (Gülüyor)
Zaten o buzları nerede yapıyorlar, o sular temiz mi, pis mi, buzlukları nasıl belli değil. Ben o yüzden dışarıda yemem içmem, evimde yaparım temiz temiz. Size minnettarım o halde. Ben koçtum. Çağatay, koçtum. Şenay, severek takip ediyoruz. Ay ben biraz ecmen bir yapıya sahip olduğum için akşamları pijama, terlik, televizyon fix. O kanepeden buldozer gelse kaldıramaz beni. Sahi mi? Hoş, çok hoş. Ay vallahi Cihangir'de oturduğum halde gece hayatından hiç haz etmiyorum efendim. Bir güzel koyuyorum çayımı, o sıcak evde kedi gibi gırlaya gırlaya, gırlaya gırlaya. Oh! Amloe! Ay! Bu bir skandal! Ay ne yapacağız şimdi? Bak onun da lekesi çıkmaz Çağatay. Evim şurada hemen. Gidip bir leğene mi bassak ha? Hem birer çay içeriz. Oh. Cazı fırtıklım. Çay basa batı. Dikkat. Gözlerim kar yanıyor olacak ya. Yalnız çoraplarımızın üstüne galoş giyersek halı beyaz ya. Kanepede hiçbir yere ellemiyoruz. Beyaz ya, leke oluyor hemen. Pekala. Yastıklar, yastıklara kafamızı koymuyoruz. Kafa yağı malum. Kişinin en pis yeri, ona dikkat edelim. Ben şu ceketi, tişörtü alıp bileğine basıvereyim. Benim içim rahat etmeyecek. Otur sevgilim. Sonra alırsın. Yanlış anlamazsan. Kafede bayağı üstüne yağ ve sigara kokusu sinmiş. Hani kralı gelse ben bu şekilde hiçbir şeye konsantre olamam. Ne yapalım? Yanlış anlamazsan. Yani eğer istersen. Hani yerini yadırgamazsan bir duş alsana şöyle temiz temiz. İçimiz ferahlasın, bir rahatlayalım ha? Pek âlâ o zaman. Çünkü ben yapamıyorum. O olayım var benim. Yani şu an buraya Brad Pitt gelse keselerim yani o şekil. Banyoda misafir bornozu var. Pembe olan, onu giyersin. Ne olur kusura bakma. Temizlik belası. Ev çiğ beyaz ya. Elbette, elbette. Anlıyorum. Şuradan mı? Hemen soldan. Hmm. Yalnız kapı kollarına elimizi sürmezsek, şöyle dirsekle açarsak... en pis yeri insanı malum. Bir de şöyle kendini sert sert, çiteliye çiteliye, köpürte köpürte. Acele etme ne olur. Ben yapayım diyeceğim ama... Henüz ilişki çok taze. Yoksa inan gocunmam. Diyafram. Bakla sevgilim. Geliyorum. Yavaş gel. Sen efendim. Altın örtüyü serersen canım. Direkt kanepeye yatmıyoruz. Beyaz ya, leke oluyor. Sağ ol canım. Ah.
Alo. Çağatay, inşallah trafik kazası geçirmişsindir. 1,5 saattir toplantıda seni bekliyoruz. Saat 11. Oh ya! Hemen geliyorum, hemen. 10 dakikaya oradayım. Kıyafetlerim. Çok horultulu uyuyordun. Uyandırmaya kıyamadım. Giysilerini makineye attım. Uzun program 90 dakikaya kalacak. Beyaz kanepeyini sürmezsen canım leke oluyor. Deniz, sevgilim. Sen yakın oturuyorsun. Bir adres versem kardeşinin veya Emir'in giysilerinden birkaç parça getirir misin? Ne yapıyorsun? Meşgulüm Çağatay. Ne kıyafeti ya? Ne moda meraklısısın sen de. Yemek yapıyorum, yemek. Hadi görüşürüz. Emir! 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 Eyvallah! Emir! 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 Thank you.